Merhaba arkadaşlar. Lahananın morfolojik özellikleri serisinin son bölümündeyiz. Çiçeği inceleyeceğiz. Çiçeklenme, yani tohum bağlama, lahanada ikinci yıl gerçekleşir. Bunu zaten daha önce de belirtmiştik. Lahana 2 yıllık bir sebzedir demiştik. Örneğin baş lahanalarda ilk sene sonbaharın sonlarına doğru baş bağlama işlemi tamamen gerçekleşir ve daha sonra hasat edilir, pazara sunulur. Ama eğer biz tohum almak istiyorsak bitkileri o şekilde bırakıyoruz ve diğer yıl çiçeklenme olayının gerçekleşmesini bekliyoruz. Kış aylarında don tehlikesinin olduğu yerlerde bitkimizin üzerini açtığımız hendeklerde bitkimizi örtüyoruz. Sap, saman veya işte ahır gübresiyle üzerini örtüyoruz don tehlikesinin olduğu bölgelerde. Ya da bitkileri sökerek bir serin bir kilere, depoya, kurumasını önleyecek şekilde nemli bir kumla veya talaş veya ıslak bir bezle kurumasını önleyerek bu şekilde kış aylarını atlatıyoruz. Don tehlikesinden kurtarıyoruz. Daha sonra ilkbaharın havaların ısınmaya başladığı zaman yani yaklaşık 3 ila 5 derece olduğu zamanlarda tekrar bitkilerimizi dikiyoruz ve çiçeklenme işlemini bekliyoruz. Başyapısı çok sıkı olan lahanalarda başların üzerini lahanaya zarar vermeyecek şekilde çiçek sapının kolay bir şekilde uzayabilmesi, çıkabilmesi, ortaya çıkabilmesi için kesebiliriz ama zarar vermeyecek şekilde. Lahanaların çiçeklenebilmesi için düşük sıcaklıklara gereksinim duyduğunu daha önce söylemiştik. Daha önceki videolarda da belirtmiştik. Yani üzerine örttüğümüz veya sakladığımız yerde lahanaların 0 derecenin altındaki sıcaklıklara maruz kalması gerekmektedir. Yoksa çiçeklenme işlemi gerçekleşmeyebilir. Bu duruma vernalizasyon diyoruz. Yani soğuklanma ihtiyacının, yani soğuk düşük sıcaklık ihtiyacının karşılanması vernalizasyon. Sağlandıktan sonra bitkilerimizi tekrar diktiysek veya üzerine açtıysak çiçeklenmeyi görebiliriz. Yaprak koltuklarında ve tepe ve yaprak koltuklarında çiçeklenmeler başlar bu şekilde uygun koşullar oluşmaya başladıktan sonra ve yaprak koltuklarındaki çiçek sürgünleri uzadığında çiçek salkımları oluşturur bu şekilde. Vejetatif devreden artık generatif devreye geçmiş bitkilerimiz yani üreme kısmına geçmiş bitkilerimiz uygun sıcaklıklar, uygun koşullar sağlandıktan sonra yani sıcaklıklar gerçekleştikten sonra çiçeklenmesi hızlanır. Generatif devre hızlanır ve çiçeklenmesini 30 ila 40 günde tamamlar. Eğer uygun koşullar sağlanmadıysa düşük sıcaklıklarda 15 derecenin üzerine çıktığında sıcaklık, hava sıcaklığı generatif devreye devam eder, başlar. Ama daha düşük sıcaklıklarda bitki generatif devreye girmez. Yani generatif devrede uyku modunda kalır. Dinlenmeye geçer. Çiçeklenme gerçekleşmez. Çiçeklerini göremeyiz. Bu şekilde çiçekler açmaz. Ve çiçeklenen sürgünlerde çiçek saplarının boyları 1 ila 2 metreyi bulmakta. Çiçekler sürgünlerine yapraksız ve almışık olarak bağlanırlar ve salkım oluştururlar. Çiçeklenme ana sürgünden başlar. Daha sonra yan sürgünlerde çiçeklenme olayı gerçekleşir. Çiçeklenme aşağıdan yukarı doğrudur. Aşağıdaki çiçekler baklı oluşturduğu zaman en üstteki çiçek daha tomurcuk aşamasındadır. Ve bu en üstteki çiçekler tomurcukları baklı oluştursa bile tohum
içerisinde tohum oluşumu gerçekleşmez. Genellikle bu şekilde oluşur. Yani en üstteki çiçekler geç kalıyor bu duruma birazcık. Lahanalarda çiçeklenme süresi iklim koşullarına göre 20 ile 60 gün arasında değişiyor. Çiçeklenme aşamasında sıcaklık 15 ila 20 derecenin üzerine çıktığında hızlanır, çiçeklenme hızlanır. Altına düştüğünde ise bu değerlerin altına düştüğünde ise yavaşlama, gecikme görülür. Çiçekler açmadan önce çanak yapraklar bu şekilde tamamen kapalıdır. Daha sonra taç yapraklar çanak yaprakları iterek yavaş yavaş gözükmeye başlar. Burada birazcık gözükmüş zaten bu fotoğrafta. Daha sonra ertesi gün öğleden sonra tamamen taç yaprakları, çanak yaprakları iterek şöyle çan şeklini alır, açar yani çiçek tamamen. Lahana grubu sebzelerde genellikle çiçeklenme öğleden sonra başlar. Güneşin olduğu vakitlerde başlar ve ertesi sabaha kadar devam eder. Erkek organlar çiçekler açtıktan birkaç saat sonra patlar ve polenlerini yayarlar haliyle. Lahanalarda protojeni görülür. Protojeni nedir? Erkek organlardan önce dişi organların olgunlaşması durumuna denir. Protandri de bu durumun tam tersidir. Yani erkek organlar dişi organlardan daha önce olgunlaşırsa protandri diyoruz. Ama lahanalarda protojeni gözüküyor. Ve bu durum, yani çiçekler açtıktan sonra lahanalarda 3 ila 5 gün sonra çiçekler soluyor. Ve bir lahanada yaklaşık olarak 1000 ila 4000 adet çiçek bulunuyor. Bizim yerli çeşitlerimizde ise 2100 ila 2500 çiçek bulunduğu saptanmış, tespit edilmiş araştırmalara göre. Lahanalarda çiçekler erselik yapılıdır. Erselik diyebiliriz, hermafrodit diyebiliriz, erdişi diyebiliriz. Erselik demek bir çiçekte erkek ve dişi organın bulunması. Yani erkek ve dişi organ çiçekte bulunuyorsa erdişidir. Aynı çiçek üzerinde varsa. Erselik yapıdadır dedik. Ve dört çanak yapraktan oluşur. Şu anda çanak yaprakları burada net göremiyoruz. Ama şuradan sayabiliriz belki. Dört çanak yapraktan. Dört taç yapraktan. Onları net bir şekilde görüyoruz. Taç yapraklar gördüğünüz gibi sarı renkte. Altı tane erkek organdan. Burada şu an beş tanesi gözüküyor. Bir diğeri de şurada bir tane. Bir diğeri de bir arkada olabilir. Ve iki tane de karpel. Altı tane erkek organ, bir dişi ve iki karpelli bir dişi organı bulunmakta. Taç yapraklar, çanak yapraklar ve taç yapraklar genişleyerek sapı oluşturuyor alt kısımda. Üst kısımda onlar genişleyerek alt kısımda sapı oluşturuyor. Taç yapraklar genellikle açık sarı veya parlak sarı renkte olabiliyor. Beyaz renkli çiçekler de mevcut. Çiçeklerin sapları 1,5-2 mm arasında değişiyor. Pardon, çiçeklerin sapları 1,5-2 cm. Uzunlukta ve 10 mm genişlikte. Saç yapraklar dik veya hafif yatık durumdadır. Erkek organlar taç yapraklarla dişi organlar arasındadır. İki tanesi kısadır. Taç yaprakların önündedir. Evet. Diğer dört tanesi de daha uzundur ve iç taraftadır onlar da. Çiçekler açılmadan önce polenler iç tarafa bakar. Erkek organlar iç tarafa bakar. Çiçekler açıldıktan sonra onlar da dışarıya bakarlar ve polenler dışarı saçılır. Polen tanelerin büyüklüğü 30 ila 40 mikrondur.
Çimlenme güçleri de %20-30 civarındadır. Lahanalarda proteinini görüldüğü için yabancı tozlanma hakimdir. Tozlanma da böcekler, şu anda resimde gördüğümüz gibi uğur böceği var. Böcekler ve arılar etkilidir. Lahanalarda yumurtalık üst durumludur. Şu sol altta görüldüğü gibi. Boyuncukla yumurtalık aynı büyüklükte olduğu için pek belli olmaz. Ayrıca yumurtalık iki karpellidir demiştik. Karpel tohum taslaklarının bulunduğu kısım. Karpelin tam ortasında gizli bir bölmede iki sıralı şekilde dizilmiştir. Tohumlar, tohum taslakları. Ve bu çiçeklerde iki kısa erkek organın bulunduğu kısımda dişi organ arasında, yumurtalıkla arasında bal özü keseleri bulunmakta. Bu bal özü keseleri aktif değil. Ancak böcekler bu bal özünden faydalanmak için çiçeğin içine kadar sokuluyor ve böylece döllenmeye yardımcı olmuş oluyorlar. Burada yine biraz daha net görüyoruz erkek organları. Şurada dişi organı. Sayabilirsiniz kendiniz de. Erkek organlar ve şeyi, dişi organı görüyoruz. Lahana'da morfolojik özellikleri serisini tamamladık. Çiçeği de işledik. Bu şekilde çizimleri de var. Bunlar da bizim kapsüllerimiz. Siluka dediğimiz şeyler. Bunları bir sonraki videoda işleyeceğiz. Bunların içinde tohumlar bulunuyor. Evet. Anlatacaklarım çiçek konusunda bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zamanki gibi uzun yaşayın, başarılı olun. Ayrıca sağlıklı beslenin. Sebze yemeyi unutmayın. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.